Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, bir sezonu daha noktaladık. Evet, bir maçımız bitti. Genel bir değerlendirme. Bundan sonra çizeceğimiz rota nedir? Siz kaptansınız, biliyorsunuz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi sezonun son maçını oynadık. Kısa bir sezondu, yani takım sayısının az olduğu bir grup. 28 haftalık bir periyodu geride bıraktık. Normalde biliyorsunuz 34-38 hafta arası süren lig maratonu bu seneki sistemle 28 maçta noktalandı. İlk yarı itibariyle istediğimiz yerde yakın veya istediğimiz yerde bitirmişsek de devre arası yaşadığımız ayrılıklarla birlikte ikinci yarı sizin de takip ettiğiniz gibi özellikle ilk 4 maçta puan alamayarak çok sıkıntılı bir döneme girdik. Taşkın Hoca ile birlikte bir kendimize geldik. 3 tane maçta beraber kaldık. Üst üste gol yemeden gol de atamadık ama sonradan sahamızdaki maçları kazanarak normal bir periyoda girdik. Son haftaya kadar playoff şansı da devam etti. Küme düşme riski yaşamasak bile çok takımla aynı puanla birbirine yakın puan olduğu için o ihtimalde bir de göz ardı etmemek lazım. Geçen haftaki neticelerle ligde kalmayı garantiledik ama playoff şansımız da kalmadı. Bugün de gördüğünüz gibi ligin son maçında gençleri öne çıkarmak adına genç takımda genç bir takımdan nispeten ama ben daha fazla genç sporcu oynamasını beklerdim. Onu da belirteyim. Rakibinde de bir iddiası olmayınca rahat bir maç oldu. Maçta berabere bitti. Önemli bir sezondu. Çok ders alınması gereken bir sezondu. Kulüp adına önemli sıkıntılar yaşadığımız, geçmişten kalan sıkıntıların bir anda yönetimimiz üzerinde olması biz ekonomik anlamda belki de tarihimizin en yüksek gelirini elde etmemize rağmen çok ciddi borçlar ödemek durumunda kalarak kalan bir sezon geçirdik. Yani bu ekonomik güçle çok daha başarılı olma şansımız vardı sportif anlamda. Beklediğimizin çok üstünde gelirimiz oldu. Ama geçmişte gelen sıkıntıları çözmeye uğraşırken bir taraftan da sportif başarı yakalamak kolay değil. Bu süreçte yönetici arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama en başta bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a özellikle bir kez daha üstüne vurgulayarak teşekkür ediyorum. İyi ki var. Kendisi bize maddi manevi önemli destekler verdi. Onun dışında ciddi sponsorlarımız oldu. Yürüyüş ve Morgan Holding ilgili bize sağladığı forma göğüs reklamı ciddi bir kaynaktı. Yürüyüş Morgan Holding'in üst düzey yöneticilerine, sahipleri Sayın Tevfik Yaman Türk ve Müşfik Yaman Türk kardeşlere de özellikle teşekkür ediyorum. Umarım onlar da mutlu olmuşlardır. Ve önümüzdeki yıllarda da bu birlikteliğin devamı için kendileriyle görüşeceğiz. O çok önemli. Onun dışında hediye sigorta, hoş ve tekstil Bursa'daki hemşehrilerimiz, ayakkabı dünyası, esas holding formamızın bu telif mecralarında bizlere destek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Diğer sponsorlarımız, alt sponsorlarımız, bize destekleyen, yaptığımız etkinliklerde pazar sponsorluğunda olan, başta Pazarlar Birliği Derneği Başkanımız, geçmiş dönem yöneticimiz Mustafa Atar'a, özellikle de teşekkür ediyorum. Ankara'da yine bu konuda bize çok destek olan her zaman yanında eski yönetim Bahattin Bozkurt'ta sponsor temini konusunda bize büyük destekler verdi. İsmini Armatörler Birliği Başkanımız Cihan Ergenç, Deniz Çiçeği Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Naiboğlu, Ankara'da Köroğlu İnşaat'ın sahipleri ve Köroğlu İnşaat ve bunun gibi ismini anmasam bile unutmuşam da özür dilerim. Onlarca kişiden destek aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha detaylı teşekkür
Mayıs ayı içerisinde yapacağımız bir mali genel kurul yapacağız. Yüksek Lirakur toplantısı. Orada çok daha detaylı hem isim isim zikredeceğiz, hem hangi sıkıntılar yaşadık. Şimdi Safır Başkan şöyle değil mi, daha açarak söyleyeceğim. O toplantıya basının da özellikle ilgi göstermesi hassasen rica ediyorum. Pazarspor'un geleceği için önemli. Yani 30 küsur yıl geride bırakan bir kulüp. Bakın bugün Gümüşhane Spor, o da bizden daha eski, amatör kümeye düştü. Yani ciddi kulüpler yok oluyorlar. Akhisar Spor. Akhisar, evet Akhisar. Amatör ligi düştü. Daha başka kulüpler de var. Bunların arasında mütevazi bir nüfusuyla, mütevazi bir yapısıyla bu liglerde hayatiyetini sürdüren önemli bir kulüptür. Özgür ve bağımsız bir kulüptür. Hiçbir kişi ve kuruma bağlı olmayan, kimseye diyet borcu olmayan, kimseye göbek bağlı olmayan ama kendisini destekleyenlere de teşekkür eden, hiçbir zaman unutmayan kadim bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun yaşaması, yaşatılması, pazarlık, gölgenin gençlerine hedef olması, onların geleceğine, geleceklerinde yer alması, onlara dokunması adına Pazarspor'un ciddi yaşaması lazım. Umarım önümüzdeki dönemde belediye başkanımız da yeni eski belediye başkanı yine, o da Pazarspor yöneticisi yapmış arkadaşımız. Ona da başarılar diliyorum. Umarım Pazarspor'a farklı anlamlarda destek olur. İşte millet bahçesi içerisinde yapılacak olan saha ve müştemilatının bir an evvel yapılması için Gençlik ve Spor Bakanımızın gayretleri var. Umarım o da bir an evvel biterse Pazarspor'un geleceği aydınlık olarak görüyorum. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha detaylı bilgiler Mayıs ayında yapılacaktır. Ben en büyük teşekkürden sonra da söyleyeyim. Vefakar cefakar Pazarspor sevdalısı taraftarlarımızı bizi yalnız bırakmayan onlara özellikle teşekkür ediyorum. Onlarsız olmaz. Onlar da iyi ki varlar. Ama bunların önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini, bizim de varsa bir eksikliğimiz onların elinde tutma adına onları da izale etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bütündür. Ne tarafta, ne yönetim, ne sporcu tek başına bu işin altından kalkamaz. Kompakt olmamız lazım. Konsolide olmamız lazım. Hep birlikte Pazarspor yaşatacağız. Pazarspor hepimizindir. Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin Yangın malı filan değildir. Sadece bir o açıdan öyle baksınlar. Önümüzdeki yıl daha coşkulu bir Pazarspor olması hepimizin dileğidir. Yani çok teşekkür ediyorum. Sizin başınıza, bütün taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz başkanım.